İnşallah önümüzdeki günlerde eğer kurdaki bu stabil seyre dönüşürse Kayseri'deki ihracatın da artacağını tahmin ediyoruz. Ama geçen yıllara nazaran ihracatımızda herhangi bir düşüş, herhangi bir yükseliş de söz konusu değil. Biz normal pazarımızı korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu arada bir durgunluk yaşıyoruz biz her yıl. Mutlaka bu Aralık 15 ve Ocak 15'e kadar bir durgunluk yaşanıyor. Ama o arada daha öncesinden zaten ithalatçı kendi tüketicisinin tüketeceği, rafa koyacağı ürünü temin etmiş oluyor bizden. Ekonomideki bu dalgalanma dönemi bittikten sonra ithalatçı ile ihracatçının arasındaki o ticaret aslında hacmi çok daha güçlenecek gibi görünüyor. Yani bu aylardan sonra satışlarda bir artış bekliyoruz. Ama tabii şunu da görmek lazım. Hani işte bizim hani hep bahsederiz bu arz talep dengesini de mutlaka korumamız gerekiyor. Çünkü eğer piyasadaki arz yüksek olduğu zaman ihracatçı zor durumda kalıyor. Bu dönemde de özellikle bu ekonomideki manipülasyonda da bizim ihracatçımız çok zor durumda kaldı. Önümüzdeki aylardan sonra özellikle Ocak ayından sonra biz üründe bir yüksek düzeyde ithalatçıdan bir talep bekliyoruz. Tabii yeni pazarlar bizim için artık kaçınılmaz bir zarurettir. Çünkü mevcut pazarları korumak sadece mevcut rekoltedeki belli bir bölümü korumak gibi bir zorunluluk doğuruyor. Dolayısıyla yeni pazarlara açılmamız lazım ki rekabet ithalatçı açısından da bir rekabet yaşansın. Yani biz sadece ihracatta kendi aramızda bir rekabet yaşıyoruz. Ama ne kadar pazar genişlerse aslında ithalatta da o kadar ciddi bir rekabet doğacak.